Trav yatırım YouTube kanalına hoş geldiniz. 12 Mayıs sabahından günaydın. Yurtdışı gündem olarak Fed'in Haziran toplantısında 25 bas puan faiz artışı olup olmayacağı, Amerika'daki yerel bankalardaki sıkıntının hala devam ediyor olması ve bankaların garanti fonundaki yükselen meblaların nasıl karşılanacağına ilişkin tartışmalar devam ederken, Çin enflasyonuyla beraber tekrar yurtdışı piyasaların gündemine giren resesyon kaygıları Amerikan endekslerinde yukarı yönlü hareketleri sınırlandırıyor. Aslında genel olarak bir yataylık var. Bu yataylığa diğer bir faktör de Amerika'daki tartışmaları devam eden borç tavanı. Biden'la Temsilciler Meclisi arasında bir görüşme olacaktı. Bugün yapılması planlanıyordu ama bu görüşme haftaya ertelendi. Haftaya ertelenme veya da çözümsüzlük devam ettiğinden dolayı bu piyasalar tarafında risk algısını bir miktar bozuyor. 1 Haziran son tarih inşallah 1 Haziran'a kadar anlaşmış olurlar ve Amerika tarafında küresel piyasalara gelecek yeni bir şokun önüne geçilmiş olur diye umut ediyoruz. Ons altına bakıyoruz 2040 dolar seviyesinden 2008 düşük seviyesine kadar yani o major 2000 desteğine kadar bir geri çekilme oldu. Buradaki neden de Fed'in Haziran'da da 25 bas puanlık bir faiz artışına gitme potansiyeli çekirdek enflasyonun hala güçlü olduğu. Ama buna rağmen ONS altını pozitif yönde destekleyecek resesyon, borç tavanı tartışmaları ve Amerika'daki yerel bankalara ilişkin negatif haber akışına rağmen ONS altında yukarı yönlü momentum devam etmiyor. Euro-Dolar 1.09'da ECB'den faiz artışına ilişkin mesajlar geliyor. Yine yeterli olmuyor. Pound-Dolara bakıyoruz 1.25 seviyelerinde. Bayli'den İngiltere Merkez Bankası'ndan açıklamalarda faiz artışında 25 yapıldı. Artık burada tepeyi bulunduğuna ilişkin umutlar belirtildi. Ama bunlara rağmen de pound yukarı yönlü desteklenmiyor. Aslında duruma baktığımız zaman da piyasalarda yatay dar bantta bir hareket etkin bir şekilde devam ediyor. İç tarafa baktığımız zaman da seçim gündemi etkin olmaya devam ediyor. Artık seçime sayılı günler kaldı. Dün Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin adaylıktan çekildiğini açıkladıktan sonra Xbank, bank Endeks ve A'dan Z'ye neredeyse tüm hisse senetlerinde %5'in üzerinde pozitif yönlü bir momentum gerçekleşti. Bakalım bugün endeksi psikolojik 5000 seviyesi üzerine taşıyıp ve psikolojik 5000 üzerinde kalıp kalmayacağını takip ediyor olacağız. Keza bankacılık endeksinin 5200-5250 bölgesinde deyip oradan sonra yukarı yönlü kalıp kalmayacağını takip edeceğiz. Ama tabii ki de seçime ilişkinin son işlem günü olduğundan dolayı e, özellikle akşam üzerine doğru risk algısındaki değişmelere veyahut da biraz daha temkinli duruşa bağlı olarak pozitif yönlü momentumun azalması beklenebilir. Yurt dışı endekslere baktığımız zaman da yatay devam ediyor. E, Bizde de dünkü etki dikkate alındığı zaman da pozitif bir açılış bekleyebiliriz. MSCI endekslerinde değişiklik oldu. MSCI Türkiye endeksine Tofaş Oto eklendi. Herhangi bir hisse çıkartılmadı. small Cap indeksine ise 7 tane hisse senedi eklendi. Dolayısıyla bu endeks eklenmelerine bağlı olarak Seçim ve siyasi gündemden farklı olarak e, bunlar da pozitif yönlü etki etmesi beklenebilir. Türk Hava Yolları'na ilişkin dün Reuters'a geçen bir haber vardı. 10 yıllık dönemde Haziran ayında bir sipariş verilerek 600 adet uçak siparişi verileceği belirtildi. Bu orta uzun dönemli olarak Türk Hava Yollarının büyüme potansiyelini çok net olarak yansıttığından dolayı Türk Hava Yolları tarafında pozitif ülkelerde temettü dağıtmayacağına ilişkin açıklamasını yaptı. Herkese sağlıklar dilerim.